Rüzgar mısın Rüya? Rüzgar. Kulağını deldirmeye gidiyorum. Hayır anneciğim, kulağını deldirmeye gitmiyoruz. Kulak burun boğaz doktoruna geldik. Tamam mı? Doktor, üst katta, doktor, ikinci katta. Ya doktor da varmış. Bana söz vermişsiniz 6 Mart'ta. İstanbul'a gidince size göz doktoruna götürüyorum. Ay keşke ona da randevu alsaydık. Randevusuz kabul etmez ki doktor. Ama aklınızda bulunsun. Buraya göze de girebiliriz. Efendim? Birinci kat değil, ikinci kat ya. Bir üste daha çıkacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu rengarenk kutuların ne olduğunu biliyor musun Rüya? Evet. Plastik atık, cam atık, metal atık, kağıt atık. Burada bir de ne oluyor biliyor musun? Gel yürü, konuşalım hem yolda. Ne deniyor da ona? Hastane atıklarına ne deniyordu ya? Böyle bir şeyler, bir şey yazıyor. Böyle hastanede kullanılan işte enjektör, ilaç kapları. Evet anneciğim, dişçi de varmış bu hastanede. Ne kadar büyük bir hastane değil mi? Rüya gel buraya oturalım anneciğim aşı şöyle. Aşı odası yazıyor. Aşı odası mı? Bakayım. Aa gerçekten aşı odası burası. İnan bu konuda bir fikrim yok. Bekliyoruz şu anda. Otur bakalım doktor ne göreceksin. Aşıdan mı? Yok ya, aşı olduğunu zannetmiyorum. Bir de daha doktor görmedi ki seni, görmeden ne aşısı? Önce bir doktor görsün, bir muayene etsin. Rüzgar, bunların hepsi doktor odası. O yüzden içeride hastalar var. Şşş, sessiz. Gel gel. Rüzgar, burası hastane ve burada hasta insanlar var, tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Çok sessiz konuşuyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım, hastanemizde bekliyoruz. Rüzgar karşısı aşı odasıymış. Sessiz ol. Peki bir şey sorabilir miyim? Şu mesela şu ifade, yani şunun sebebini biliyorum. Bu telefon kullanmaya yazıyor. Okey, peki bu ne? Bu kadar açmayın mı demek acaba? O aa haklısın. Mikropları birbirimize bulaştırmamak için diyor ki samimiyet kurmayalım. Lütfen uzak durun birbirinizden. Burada hani hastalar sıra bekliyor. Evet. Aslında. Kesinlikle haklısın, tebrik ediyorum seni. Otur doktorumuzu beklemeye devam edelim. Rüya hala çağrılmadı biliyor musun? Bir de az önce abla ne dedi biliyor musun? Rüya Hanım mı dedi. Senin küçük melek olduğunu farkında değil. Ben sanmış olabilirim, ben gideyim mi senin yerine? İğne falan verirlerse ona yapmayın, bana yapabilir. Nasıl fikir? Merhaba ben Rüya diyeyim. Ama doğum tarihimden karıştırabilirler ya, anlarlar o zaman. Değil mi Rüzgar? Yok yok, yalan söylemek güzel bir şey değil. Biz en iyisi bekleyelim. Bir sıra bekliyoruz. Onlar sarılmışlar birbirlerine. Allah Allah. Evet sessiz olun. Sen de sessiz ol. Efendim? Ne var arkamda? Evet annem. Gördüm. Bekliyoruz tamam mı? Geç otur Rüya'nın yanına. Hala bizi çağırmadılar ya. Evet Rüya, nasıl geçti doktorun? İnanılmaz da tatlı bir doktora denk geldin ya. Arkadaşlar biz muayeneden çıktık. İlaçlarımızı yazdırdık. Şimdi gidip ilaçları alıyoruz. Tamam mı Rüzgar? Hayır. Hayır mı? Neden?